Günaydın. Bugün 11 Nisan Çarşamba. Geri sayıma hoş geldiniz. Yeni bir güne uyandık. Ekonomi gündemiyle karşınızdayız. Servet Yıldırım ve Mahfiye İlmez'le birlikte. Günaydın. Günaydın. Haftayı ortaladık. Piyasalarda da böyle enteresan bir ayrışma var aslında. Küresel piyasalarda böyle gelişmiş ve gelişen ülkeler ayrışması oldu sanki. Gelişmiş ülkeler Çin ve Amerikan Ticaret Savaşı'na odaklandı. Orada işte dün Çin liderinden ılımlı mesajlar geldiği için pozitif fiyatlama görüyoruz. Onların para piyasalarında nispeten sakin bir seyir var ama özellikle Rusya başta olmak üzere gelişmekte olan ülkelerin borsalarında değil ama daha çok para birimlerinde ciddi bir dalgalanma görüyoruz. Mesela 2 günde ruble %8,9 değer kaybetmiş. Yani Türk lirası %1,8, realde de %1,2'lik değer kaybı var. Ben 4'ünden itibaren bakıyorum. Geçen hafta, son bir haftaya baktım. Ben de aynı şeyleri görüyorum. Rus rublesi %10, Türk lirası %3. Ardından Brezilya reali geliyor 2,4. Ötekiler daha düşük, bayağı düşük. Evet. İran ciddi kayıp vardı. Fakat zannediyorum eğer yanlış bilmiyorsam sabit kura geçti. Dövize de sınırlama getirdi. Yani geçici olarak sabit kura geçti. Tabii İran'ın sabit kura geçmesi bize de böyle sorular yöneliyor. Bize çok soru geliyor. Türk lirası geçemez mi diye. Sabit kura farklı geçmiş. Bir yer. Evet. İran çok farklı yani Türkiye'ye benzemiyor. İran bir kere petrol üreticisi. Kendi petrolünü kendi buluyor. İki, doğalgazı var. Böyle bir sorunu yok yani. Böyle bir ithalat sorunu yok. Bir ikincisi, İran dışa bizim gibi açık değil. Yani evet. Sermaye hareketlerine açık değil. Mal mülke açık da ama sermaye hareketlerine, yani bugün Amerikalı gidip de İran tahvili alamıyor. Öyle, o işler öyle açık değil. Ya da İranlı gelip de Türk borsasına yatırım yapamıyor. Öyle bir açıklık yok. Dolayısıyla bunu uygulaması kolay. Çok sık sorulan soru. Kolay. Belki hani Türkiye sabit kura geçse şu dövizdeki hareketten kurtulur mu diye. Şöyle bir geriye dönersek, Türkiye aslında yarı sabit kuru denedi. 2000 yılı 1 Ocağı'nda uygulamaya başlanan kur rejimi, o crawling peg diye adlandırılan bir rejimdi. O da bir sene öncesinden önümüzdeki bir senenin kurları güme gün verilmişti. Böyle bir programın amacı enflasyonu hızla aşağı çekmek. Yani kuru sabit dediğimiz zaman. Çok özür dilerim sözünü kesin. Üstelik de o zaman dünyada kriz yoktu. Her şey. Türkiye buna 1 Ocak 2000 yılında başladı. IMF'de bu programın uygulanmasına bir 4 milyar dolarlık da kredi desteği vermişti, hatırlıyor musunuz? Ve Türkiye başladı. Amaç orada dediğim gibi hani enflasyonu bir anda sert bir şekilde kuru sabitleyerek çekmekti. Biz enflasyon modellerinde o zaman bu sabit kur, yarı sabit uygulanırdı. Ve bu kur sistemi Türkiye'yi 2001 Şubat'ında krize götürdü. Yani 2003 Şubat'ında işte anayasa atıldı, şu atıldı, bu atıldı diyoruz. Anayasa atılmasa da bu kur sistemiyle zaten sabit kur sistemiyle o riskler iyice birikmişti. Orada krize gidecekti. Dolayısıyla hani biz bunu denedik. Bunun nasıl kötü bir şey olduğunu yani biliyoruz. Bizim sabit gibi yani sabit kur destekleyecek muazzam bir rezerviniz olması lazım. Bir de biz i̇şte açıyoruz yani. Tabii. Türkiye her şeye açık. Dolayısıyla parasını alıp çıkmak isteyen var. Burada yatırım yapmak isteyenler var. Kara borsa oluşur. Tabii. İran böyle açık olmadığı için yani Türkiye'nin şu anda şansı esnek kur sisteminde olması. Yani bu küresel yani dalgaları esnek kur sisteminde yakalandınız. Çünkü o bir anda otomatik ayarlayıcı gibi. Gerçi kuru bir anda 13'e geldik. Hayır, esnek kur sistemi. Ama yani bu aslında bir ayarlayıcı etki. Tabii gibi. Yoksa kara borsada fırlar. İşte gazetelerde tabii dolar ve euro ile ilgili başlıklar var. Üçlü zirveye finansal saldırı demiş Habertürk gazetesi. Erdoğan, Putin ve Ruhani'nin 4 Nisan'da Suriye için yaptığı zirveden bu yana riyal %11,2, ruble %10, TL ise %3,9 değer kaybetti deniliyor. Soçi zirvesi sırasında daha önce Kasım 2017'de de 3 ülkenin kurunda benzer hareketler yaşanmıştı diye hatırlatılmış. Rusya bugün yapılacak tahvil ihalesini iptal etti. Bu arada Euro'da da rekor var. Euro TL'de 5-12'lere doğru böyle bir hareketlenme gösterdi. Yani dün hem dolar TL'de hem euro TL'de hem de gram altında. Euro bir değerlendi genelde diğer paralara karşı. Doğru. Euro dolar hareketi de değer kaybediyor. Yani değil mi? Parite, dolar endeksi düşüyor aslında. Dün evet. Avrupa Merkez Bankası'nın para politikası kurulu üyelerinden, politika yapıcılarından birisi Novotny. Bu Novotny de önemli bir adamdı. Aynı zamanda Avusturya Merkez Bankası da başkanıdır böyle. Bu orada sözü geçen, ne dediği dinlenen birisi. Artık bütün isimleri de öğrendik değil mi? Yani tabii. Avrupa Merkez Bankası'nın hangi üyesinin hangisinin önemi daha fazla? Hangi açıklaması? Yani mesela adam önce? Bu adamı böyle söylemese şimdi şey açıklanmasa ben Novotny deyince Rusya'da bir şehir adı. Tabii tabii. Ben ne derim değil mi? Novotny diye belki bir şehir adı var. Bunlar birkaç sene önce de böyle bir yemekte tanışmıştım da ben. Böyle güçlü isim Novotny. Dün dedi ki bu 2.55 trilyon euroluk bir tahvil alım programı var. Bu program bu yıl içinde artık azaltılabilir. Ondan sonra da faiz artırımı, yani 2011'den bu yana ilk defa Avrupa Merkez Bankası faiz artırımını dikkate almaya başlayabilir dedi. Bu olunca bir anda hani işte bir yandan o teşvikler azalıyor, ardından faiz artırımı deyince euro değerlendi.
Hemen ardından da Avrupa Merkez Bankası'ndan bir sözcü çıkıp ya Novotny'nin dedikleri kendini bağlar. Hani o politikası kurulunun o görüşü değildir diye yumuşatmaya çalıştı ama söz bir kere ortaya çıkınca. Bizim durumumuz burada biraz ilginç. Yani dış politika tabii çok etkiledi bu son bir haftadaki olayı bizim duruşumuzla ilgili. Bizim duruşumuz, biz şimdi Rusya ve İran'la beraber aynı fotoğraf karesinde göründük. Değil mi? Evet. Fakat Rusya ilginç bir şekilde o sırada Trump Esad'ın uzaklaştırılması lazım dedi. Biz aslında o görüşteyiz. Öyle değil mi? Yani Türkiye'nin genel görüşü o. Fakat bu tarafta Lavrov dedi ki Türkiye Afrin'i Esad'a teslim etmeli dedi. Biz oradaki fotoğraftayız. Durumumuz biraz karışık galiba. O zaman o açıklamaları bir hatırlatalım. Çünkü jeopolitik gelişmeler siyaset piyasalarında öncelikli olarak izlediği bir başlık. Özellikle bugünlerde Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un Türkiye Afrin'in kontrolünü Suriye hükümetine geri vermeli açıklamasına Türkiye tepkili. Cumhurbaşkanı Erdoğan, biz Afrin'e kime ne zaman geri vereceğimizi iyi biliriz dedi. Erdoğan, Duma'daki kimyasal saldırının hesabının da sorulacağını söyledi. Amerika, Suriye'ye askeri müdahalede bulunacak mı? Dünya bu sorunun yanıtını arıyor. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde ABD ve Rusya'nın istekleri kabul görmedi. Amerikan donanması 8 gemiyi Akdeniz'e sevk etti. Amerikan Dışişleri Bakanlığı ise Suriye yönetimine koordineli bir yanıt üzerinde çalıştıklarını açıkladı. Bu arada Avrupa Havacılık Güvenliği Ajansı Doğu Akdeniz rotasını kullanacak uçaklar için bir güvenlik uyarısı yaptı. Açıklamada 72 saat içinde havadan karaya füzelerin veya kruz füzelerinin ateşlenebileceği ihtimaline dikkat çekiliyor. Haberleşmede kesinti olabilir. Geleceği vurgulanıyor. Doğu Akdeniz üzerinden uçakların bağlı olduğu şirketler söz konusu ihtimalleri dikkate almaları konusunda uyarıldı. Şimdi dolardaki hareketliliği izliyoruz. İçeride Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya dövizdeki yükselişi bir atak olarak nitelendirdi ve konjonktürel olduğunu söyledi. Meclis Plan Bütçe Komisyonu'nda bir sunum yaptı Murat Çetinkaya. Dövizdeki atağı yakından izlediklerini belirtti. Rusya'da ruble bir gecede arttı. Son dönemde bu ülkedeki gelişmeler konjonktürel dalgalanmaların da etkisi var ifadelerini kullandı. Merkez Bankası olarak biz de gerektiği zaman gereken adımları atarız diyor Merkez Bankası Başkanı. Bu arada şirketlerin dövizle borçlanmasına getirilen sınırlamalarda bazı maddelerin yumuşatılması gündemde. Dünya Gazetesi'nin haberine göre İş Dünyası Merkez Bankası'na uygulamadaki sıkıntıları aktardı. Ve Merkez Bankası'nın tebliğleri hazırlarken iş ve finans dünyasından gelen önerileri dikkate alması bekleniyor. Bankacılara göre düzenlemelerle acil yapılması gereken en önemli nokta, Türkiye'nin borcu olmayan büyük holdinglerinin bile borçlanmasına engel olabilecek yorum farkının çözülmesi. TÜSİAD Başkanı Erol Bilecik de önceki gün bir açıklama yapmıştı. Hatırlayacaksınız, bir fare için ev yakılmamalı sözleriyle düzenlemenin yeniden gözden geçirilmesini istemişti. Bu arada Zuckerberg, Facebook'un üst düzey yöneticisi ve kurucusu Mark Zuckerberg, Amerikan Senatosu'nda veri sızıntısı skandalı ile ilgili ifade verdi. Geçen günlerde Amerikan piyasalarını olumsuz etkilemişti bu gelişmeler. Kullanıcıların verilerini koruyamadıkları için özür diledi. Facebook kurucusu Rusların bilgi operasyonlarını tanımlamakta yavaş kaldıklarını söyledi. Şirket 2015'te verileri sildiğini söylediğinde onlara inandıklarını vurguladı. Bu nedenle Federal Ticaret Komisyonu'na bilgi vermediklerini aktardı. Sahte hesapları daha iyi tespit edebilen yapay zeka aletleri oluşturduklarını söyledi. Bazı çalışanlarının özel yetkili savcı Robert Mueller'in ofisiyle görüştüğünü de aktardı. Şimdi küresel piyasalarda dolar değer kaybediyor. Avrupa Merkez Bankası yetkilisi Novotny'nin tahvil alımlarının yıl sonuna kadar bitirilmesi gerektiği açıklamalarıyla euro yükseldi. Euro dolar 1.2378'de 2 haftanın en yükseğini gördü. Gelişen ülke paralarında Rusya'dan kaynaklanan baskı sürüyor. Dolar TL dün 4.1391 ile tarihi zirvesini gördü. Euro 5.1176 ile rekor yeniledi. Kurdaki sert yükseliş borsaya satış getirdi. Dün %2'nin üzerinde satışlar vardı. Küresel borsalarda ise Çin liderinin ithalat vergilerini düşüreceği sözünü vermesiyle Amerikan ve Çin arasındaki yumuşama fiyatlandı. Avrupa borsaları, Amerikan borsaları yükseldi. Bu sabah Asya borsalarında daha karışık bir tablo görüyoruz. Suriye'deki gelişmelerle birlikte Orta Doğu'da gerilimin artması petrol fiyatlarının sert yükselmesine yol açtı. Brent türü petrol 71 doları aştı. 3,5 yılın en yüksek seviyesine çıktı. Bu arada hem petrol yükseliyor hem dolar dün rekor kırdı. Bu nedenle motorine zam bekleniyor. Bu gece yarısından itibaren 17 kuruş zam gelebilir. Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası tarafından yapılan açıklamada 12 Nisan Perşembe gününden geçerli olmak üzere
Özellikle motorin grubunda 17 kuruş fiyat artışı beklenmektedir. Benzin grubunda fiyat değişikliği beklenmiyor denildi. Akaryakıt fiyatlarına en son zam 26 Mart'ta yapılmıştı ve fiyatlar o zaman 12 kuruş artmıştı. 17 kuruşluk zamla birlikte İstanbul'da 5,35 lira arasında değişen motorinin litre fiyatı 5,5 lira civarına çıkmış olacak. Bu arada altın fiyatları hem doların değer kaybı hem de Suriye endişeleriyle yükseldi. Bir haftanın en yükseğinde ons altın 1342 dolarla. İçeride gram altın bu sabah 177'lerde ama dün 178'i aşarak rekor kırmıştı. Çeyrek altın 289 lira, yarım altın 579 ve Cumhuriyet altını da 1187 lira. Aslında altınla ilgili sorular çok izleyicilerimiz. Türk altın yatırımcısı için altını yani soruyor. En ideal durum gibi değil mi? Hem altın fiyatı yükseliyor hem dolar yükseliyor. Gram altın hani geçen yıldan beri nasıl bir seyir göstermiş? Bir yıllık grafiği ekrana getirirsek geçen yıl bu zamanlar 154 liraymış gram altın. Şu anda 178 lira. Yılbaşından beri de baktığımızda %12 yükselmiş gram altın. Yani 3 ayda da %12'lik bir yükseliş var. Evet. Grafik ekranda. Bu arada dolar grafiğine de şöyle bir bakalım hızlıca. Geçen yıl bu zamanlar dolar TL 3.72'lerdeymiş. Ama biz hani Eylül 2017'de 3.39'a kadar doların indiğini görmüştük hatırlarsanız. Kesinlikle. O dönem daha da düşer mi diye de çok konuşuluyordu. Ama yine bir yükselişle işte Kasım 2017'de 3.98'lere geldik. Daha sonra 3.71'leri yine Ocak'ta da gördük. Doğru. Yani bu yılın ocağında da 3.70'lere indiğini gördük doların. Ama sonra yeniden bir yükselişte dün 4.13'ü aştı. Bu bir yıllık, grafik. Ne kadar olduğu belli mi? 3.72'den 4.13'e çıkmış. Evet. Moody's'in not düşürdüğü 8 Mart'ta o bir dönüm noktası gibiydi. Evet. Yani 8 Mart'tan beri baktığımızda da %10'a varan bir değer kaybı var. Euro Türk Lirası. Euro'yu da çok izliyor izleyicilerimiz aslında. Euro ile ilgili de çok soru geliyor. Geçen yıl bu zamanlar 3.84'teymiş Euro Türk Lirası. Dün 5.11 ile rekor kırdı. Aşağı yukarı o da 1.23-1.24 aralığında bir yerde değil mi? Bazen 1.22'lere değiniyor ama kabaca 1.23'lerde. Euro dolar diyorsunuz evet. Evet, Euro dolar paritesi. 1.23'lerde sabit kaldı. Kötü değil. Çok iyi değil ama kötü de değil. Yani bizim ihracatçı açısından baktığınızda. Çünkü 1.07'leri, 1.05'leri gördüğümüz zaman oldu. Öyle olsaydı bu kurun bu değişikliği bizim çok aleyhimize olurdu. Neyse ki o kadar kötü değil o. Ecevit Güler bir izleyicimiz diyor ki dolar artık 4 lirayı zemin mi yaptı? Üçlü rakamları artık görmez miyiz demiş. Bu bambaşka şeyler olabiliyor. Yani bunu net kesin böyle artık 4'ü basamak yaptı diye söylemek mümkün değil. 3.80'ler artık çok zor. O kesin onu söyleyebiliriz ama 4'ün altına gelebilir mi? Gelebilir. Şimdi birdenbire Orta Doğu'da bir yumuşama olur. Amerika, Rusya belli olmuyor bunlar. Birden Trump döner giderler el sıkışırlar Putin'le bir araya gelirler. Türkiye bu durumdan yararlanır filan birden 4'ün altına da gelebilir. Ama artık herhalde 3.80'ler çok kolay görünüyor. Zor görünüyor ama yani 4'ün altı hani görülmeyecek diye bir şey yok. Biz ilk 3.90'lar olduğu zaman bundan bir 6 yılda önce değil mi? O zaman bir daha geriye gelmez psikolojisi çok güçlüydü. O zaman bu yayında da konuştuk. Hani bu iner diye nitekim kur orada 3.70'lere kadar geldi. 3.70'lere kadar geldi. 3.70'in altına da kısa bir süre geldi. Sonra tekrar geldi ama yani o başladığı yere dönmez. Merdiven o hep dediğimiz gibi tırmanarak belki gider ama yani 4.13 olan şu anda olan kuru biz 3.90'lı seviyelerde yine koşullara bağlı rahat görebiliriz. Bir izleyicimiz Ömer Bey diyor ki değer kaybeden ülke sıralamasında üst sıralardayız ama birinci sırada Rusya var. Yani 200 civarında ülke varken neden biz en çok etkilenen ülkelerin başında geliyoruz? Bunu başta söyledik ama. Yani son bir haftayı. Son bir haftayı. Para birimlerini kastediyor. Doları söylüyor. Son bir haftayı söylüyor herhalde. Bunun nedenini söyledik. Yani dış politika olarak biz o fotoğrafın içinde olduğumuz için fotoğrafta olan herkes çok değer kaybetti. Yani bir yandan da hani kim alıyor, kim satıyor diye baktığımız zaman geçen haftalarda da gene konuştuk. Şimdi yabancılar satıyor mu? Şimdi tahvil bonodaki yabancı işlemlerine, yurt dışına yerleştiğin işlemlerine bakıyorsunuz. Çok güçlü bir hareket orada mesela şu ana kadarki rakamlarda görmedik. Senede satışları var ama çok böyle yoğun bir Türk lirası varlıktan kaçışı o rakamlarda göremiyorsunuz. O zaman geriye ne kalıyor? Geriye özel kesimin, reel sektörün açık pozisyonun nedeniyle yaptığı işlemler kalıyor. Telaş.
Evet, bir o nedenle, çünkü her kur arttığında şirketler bilançolarında buna göre yeniden tekrar işte zararlar yazıyorlar, şeyler yazıyorlar. Açık yani, pozisyonu da bir hatırlatalım mı? Yani Ocak'ta 8,9 milyar dolar arttı reel sektörün açık pozisyonu. 221,5 milyar dolara çıktı. 222 milyar dolar açık pozisyonu. Evet. 2017 sonuyla özel sektörün, reel sektörün özel kesimin varlığı 115.4 milyar dolarmış. Hı hı. 115.4. 2017'nin sonu. Yükümlülüğü ise 328 milyar dolar. Dolayısıyla 212.6 milyar dolar gibi bir açık pozisyonu var. Yani döviz varlıklarıyla döviz yükümlülükleri arasındaki fark. Bundan 10 yıl önce bu rakam 80 milyar varlığı varmış, 151 milyar yükümlülüğü varmış, toplam 70 milyar gibi bir açık pozisyonu varmış. Yani 70 milyarlık açık pozisyon 10 yıl içinde 212.6 milyara çıkmış. Son orada bir ayda da 220'ye çıktık, evet, değil mi? Evet. Bir 10 milyar daha koyduk. Yani bu rakam üzerinden çıkarsak dolayısıyla bu açık pozisyon, 220 civarındaki pozisyon. Peki bu, yani şimdi bu açık pozisyon yani vardı gerçi. Son hani bir ayda, bir buçuk ayda bir 10 milyar dolar arttı, 220'ye geldik ama burada bir telaşın artmasının nedeni şu, sen demin bakıyordun dövizle borçlanmayla ilgili. Az önce Berfa haberde okudu. Hani bir şey vardı değil mi? Bir düzenleme oldu. O mu etkiledi acaba? Bir de düzeltme yapılıyor şimdi galiba. Şu açık pozisyon ekonomi yönetimini hep rahatsız etti. Yıllardır rahatsız etti. Ve son dönemde buna yönelik olarak da aksiyon alındı. Ne yapıldı? Şirketlerin döviz borçlanmasının önüne geçti. Daha doğrusu sınırlandırıldı. Yani döviz geliri olmayan şirketler dövizle borçlanmasın diye çeşitli düzenlemeler yapıldı. Şimdi bugün Dünya Gazetesi'nde dövizle borçlanmaya ince ayar hazırlığı diye bir haber var, değil mi? Evet. Az önce sen de aktarmıştın. Yani bu özellikle şirketleri zorlayan bazı maddelerin yumuşatılması söz konusu olabilecek. Daha önce İş Dünyası Merkez Bankası ile görüşüp sıkıntılarını aktardı. Burada yeni kullanımların borç kriterine bağlanması en büyük sıkıntı olarak söyleniyor. Bir şeye bakıyorum, TÜSİAD Başkanı bir fare için ev yakılmamalı demiş. Tabii olay fare midir değil midir, hani benzetme doğru mu emin değilim. Hani ben çok benzetmeye de katılmıyorum. Çünkü olay hani bir fare etkisinden daha farklı bir etki belki, ama burada uygulamada şu an bu konudan dolayı mağdur olan firmaların haddi hesabı yok diyenler var. Uygulamaya ilişkin olarak büyükler bile sıkıntı yaşayabilir diyor. Türkiye'nin borcu olmayan büyük holdinglerinin bile borçlanmasına engel olabilecek yorum farkı var diyor. Bu giderilsin demiş. Acaba mesela, bu mu yarattı bu şeyi? Bu bir hani tedirginlik olabilir. Şey, ama bunun ötesi, talebi arttıran bir olay mı yarattı? Sanki ki bunu gelmeden bir an düzeltmeye önce. Doğrudan buna bağlamak göre bu hareketi zor. Yok tabii değil. Çünkü ama bunlar hep etkilerdir yani. Var. Ufak ufak etkilerdir yani. Bu dönemde yapacak. Diyor ki 15 milyon dolar borcunun olması ya da olmaması gibi bir kriter var diyor. Burada kriter borç olarak alınmış. Şimdi kredi bakiyesini 15 milyon dolara tamamlamaya çalışan firmalar var. Kriter borç dışında bir gösterge olmalı demiş. Alt kırılımlara bakıyorsunuz. Hangi enstrümanlar girecek? Banka kredileri mi girecek? Evet. Eurobond ya da Euro tahvil ilaçları buna girecek mi? Evet, daha o ayrıntılı bir düzenleme gerekiyor. Tabii, tabii. Bir de borcu olmayan ya da yeni kurulacak bir şirket için de bu kısıtlamaların olması belki şirketi zorlayacak bir durum olabilir. Şimdi bunlar tabii çok yanlış şeyler değil. Yani böyle hani doğru bir ama anlama doğru muydu? Yani bu öteki şeylerle bir araya gelmesi, çünkü sanki bir telaş da yarattı gibi yani görünüyor. Sonuçlara bakınca uygun zamanlama hiç olmadı. Olmadı. Yani bunu eğer zamanlamayı beklerseniz. O da doğru. Halil İbrahim Bey, bu İran devleti dolar kurunu sabitlemiş diye o hatırlatmayı yapıyor. Hani girişte de söylediniz, bizim gibi bir ülke ekonomisi için uygun olmaz dediniz. Denedik, ona yanıt gördük, vermiş olduk. Olmadı. Bir de doların yükselmesinin faydası var mı? Zarar, en büyük zararı nedir diye sormuş izleyicimiz. Burada iki tane şeyi belki tartışmak lazım. Türkiye reel sektöre en büyük zararı yüksek faiz mi, yoksa oynak Türk lirası, işte Türk lirasının hızlı değer kaybı mı veriyor diye. Ya bütün bu konuda farklı görüşler cevabı var. Yani bütün değil ama %90'ı biliyorsun kur. Faiz değil kur diyorlar. Yani kurdaki kur, kur dursa, oynamasa, faiz yüksek de olsa çok etkilemez diyorlar. Açık pozisyon 212 son 220 şu anda mevcut pozisyon nedeniyle bir yük getiriyor değil mi? Tabii tabii. Aynı zamanda kur o kadar oynak ki, yani siz Ekim ayına, Kasım ayına ilişkin bir kur tahmini yapamadığınız için fiyatlama yapamayabilirsiniz dışarıda. Yani bir sürü işleminizde hani ne yapacağınızı bilmeyebilirsiniz. Onun için bu etki önemli. Yani evet, ihracatı artırıcı etkisi var ama genel ekonomiye baktığımız zaman kurdaki oynaklık ekonomiyi baskılayan bir şey olarak çıkıyor karşımıza. Bir hafta önce değil mi? Şimdi bir şeye karar veriyorsun. Bir şey alacaksın, bir şey satacaksın, bir şey yapacaksın. Bir karar veriyorsun. Kur 3.98, 3.99 neyse. Bir hafta sonra bir bakıyorsun, bugün 4.14. Yani şimdi bu kadar büyük haftaya oynaklık. Tekrar belki 90. Belki tekrar inecek. Yani bir türlü
kararını oluşturan çok ciddi bir sorun bu volatilite denilen oynaklık. Yani buradaki önemli olan şey oynaklık. Yani evet, yavaş yavaş mesela böyle bir yılda buraya gelse değil mi ufak ufak artsa böyle bir sorun yok bu kadar. Kur gelsin 4-13'e tamam burada kalsın. Aynen. Ona göre fiyatlar ayarlar, işletmeler kendi hesaplarını buna göre ayarlar, devam eder ama kurdaki oynaklık nedeniyle o ayarlamayı yapamıyorsunuz. Yani oynaklık hani Merkez Bankası açısından da, reel sektör açısından da herkes açısından çok kötü. Hasan Özdemir de diyor ki hani Merkez Bankası neden müdahale etmiyor? Sonuçta faiz yükselse yatırımlar duracak. Döviz satsa rezervleri düşecek ama bu kur yükselişi de enflasyona yansıyor. Nasıl olacak diye sormuş. Burada ben bir şey söyleyeyim izin verirseniz. Faiz yükselse yatırımlar durur. Yatırımlar zaten durmuştur. Ben bunu çok net söylüyorum. Şu anda kimse bu kadar kur oynaklığında, bu kadar karışık bir ortamda çok ufak tefek düzeltmeler vesaire dışında kimse yatırım yapmaz. Faiz 1'e de inse yapmaz, 110'a da çıksa yapmaz. Konunun faizle ilgisi tamamen koptu. Yani şu anda risk büyük, kur oynak, kimse faiz yapmaz. Merkez Bankası'nın faizi arttırıp arttırmaması da Merkez Bankası faizi arttırsa bir haftalık bir çözüm getirir, 10 günlük çözüm getirir. Arkasından başka şeyler olması lazım. Yani bugün kuru bu kadar oynak hale getiren şey tek başına faizin düşüklüğü veya yüksekliği değil. Merkez Bankası da bunu gördüğü için işe girişmiyor. Farklı yönde giden bir maliye politikası var. Bambaşka bir tarafa gitmiş bir dış politika var. Bu kadar çelişkiler, bu kadar tutarsızlıklar içinde faizle, yani o bir tek taşla bütün bu kuşları öldüremezsiniz. Mümkün değil. Onun için kıpırdamıyor bence. Merkez Bankası Başkanı da dün mecliste bir sunum yapmıştı ve dövizde atak var. Nereden geldiğini araştırıyoruz. Araç bağımsızlığımız var, atmamız gereken adımları atarız mesajı verdi. Özellikle bu dövizdeki atak konjonktürel başlığıyla bugün birçok gazetede bu konu başlığa da taşınmış durumda. Onu da hani bir kez daha hatırlatalım. Galiba süremizin de sonuna geliyoruz ama belki bir iki soru için yerimiz kalmış olabilir. Özellikle altın, Büşra Ardıç sormuş. Evleneceğiz, altın alamıyoruz. Altın ne zaman düşer ve ne kadar düşer bilgi verir misiniz demiş izleyicimiz. Bunu ben bilemem. Altın servet verirse ben de meraklı ona bakıyorum. Yani Mahfi'nin sürekli burada anlattığı gibi. Yani bir altın ons dolar fiyatı var. O doların değeriyle ters orantılı çalışıyor. Fakat uzun vadede, orta vadede, geçenlerde çok konuştuk. Büyük merkez bankaları ne yapacak? Çin Merkez Bankası ne yapacak? Hani görüntü o ki merkez bankaları bundan sonra altın alımlarını daha da sürdürebilir ki son 1-2 yılda evet. Rusya, Türkiye, Kazakistan, Çin gibi merkez bankaları az da olsa aldı. Dolayısıyla hani altın çok buradan aşağı gelir mi? Ons fiyatı emin değilim. Bu dönemde artık. Evet, evet, bu dönemde zor. TL fiyatı da kurla ilişkili büyük ölçüde. Doları da izlemekte fayda var altın için. Peki biz bu notlarla o zaman sözü devredelim. Servet Yıldırım ve Mahfi İlmez'le birlikteydik. Şimdilik hoşçakalın.